Arkadaşlarım herkese merhaba. Kaldığımız en güzel yerden yani fonksiyon türlerinden yolumuza devam ediyoruz. Birçok fonksiyon türünü işledim. Şimdi sıra tek ve çift fonksiyonlarda. Buradan fonksiyon türlerine devam edeceğim. Tek ve çift fonksiyon ne olduğundan bahsedelim öncelikle. Ben hazırım. Siz de hazırsanız ders başlıyor arkadaşlarım. Tek ve çift fonksiyon. Şimdi ne demek tek ve çift fonksiyon? Arkadaşlarım şuradaki teorik bilgilere bir bakalım. F A'dan B'ye fonksiyonunda her x elemandır A için f eksi x eksi f x oluyorsa bu fonksiyona tek fonksiyon denir. Her x elemandır A için f eksi x f x oluyorsa bu fonksiyona da çift fonksiyon denir diyoruz. Şimdi bakın burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Tek fonksiyonlarda şuradaki eksiyi kusuyoruz. Eksi f x biraz kötü bir şey ama öyle. F eksi x ne oluyor? Eksi f x oluyor. Çift fonksiyonda ise o eksi yutuluyor arkadaşlar. Yani direkt f x'e eşit oluyor. Basit bir örnek vereyim her ikisine de. Mesela f x eşittir x kübü düşünün. En güzel örnek budur bunun için. Bunun için de arkadaşlar x kareyi düşünün. Bakın buradaki derecelere dikkat ederseniz birisi tek sayı, birisi çift sayı. Şimdi f x eşittir x küp fonksiyonu nasıl bir fonksiyondur? Tek fonksiyon mudur, çift fonksiyon mudur? Bunun testini yapalım şurada. Bakalım f eksi x ne çıkıyor? Bunu anlamak için x yerine eksi x yazıyorsunuz. O eksi f eksi x'in karşılığı ne çıkıyor ona bakmanız gerekiyor. Bakın ben burada eksi x yazıyorum şimdi. Eksi x'in kübü. Bu tek kuvvet olduğu için eksiyi kutacak. Ne oldu? Eksi x küp oldu. Yani sonuç olarak bakın şurası neydi şurası? Fx'in ta kendisiydi. Bakın fx buydu görüyor musunuz? Ne oldu yani? Burada eksi fx karşımıza geldi. F eksi x ne oldu arkadaşlarım? Eksi fx oldu gördüğünüz gibi. Bu tek fonksiyonmuş. Peki diğerine bakalım. Diğerini test edelim. Ne oluyor? F eksi x eşittir diyorum. Burada x gördüğüm yere eksi x yazıyorum. Eksi x'in ne oldu? Karesi oldu. Bakın burada. Eksi çift kuvvet olduğu için ne yapacaktır? Tabii ki yutacaktır. X kare oldu. Sonuç ne oldu? Bakın x kare oldu. X kare neydi? Fx'ti. Yani arkadaşlarım bunun sonucu da fx çıkmış oldu. Yani f eksi x ne eşit oldu? Fx'e eşit oldu. Çift fonksiyonlar eksi yutuyor gördüğünüz gibi. Tek fonksiyonlar eksiyi kusuyor. Bakın bir de bilgimiz var burada. Nedir o? Tek fonksiyonların grafikleri orijine göre simetriktir. Bakın bu da çok önemli. Tek fonksiyonların grafikleri orijine göre simetriktir. Burayı unutmayın. Çift fonksiyonların grafikleri y eksenine göre simetriktir. Buna en güzel örnek yine x küp ve x kare olacaktır. Mesela orijine göre simetrik olan fonksiyon neydi? Tek fonksiyon. Tek fonksiyonu en güzel örnek arkadaşlarım x küptür. X küpün grafiğini kabaca bilirseniz iyi olur. Bakın şöyle bir grafik var. Ben çizeyim. Şuraya. Şöyle bir grafiği var. Şöyle bir salınım yapar bakın. Kabaca böyledir. Dikkat ederseniz orijine göre simetriktir. X kareye bakalım. Onun da hemen grafiğini çizeyim şuraya. X karenin grafiği. Bakın bunları unutmayın. Bunlar önemli grafiklerdir. Çiziyorum. O da kabaca şöyle bir şeydir. Buna parabol denir arkadaşlarım. Paraboldür bu. Fx eşittir. Fx eşittir. Bu x kare parabolü. Bu da fx eşittir x küp eğrisidir. Çift fonksiyon deyince bakın kollar yukarı x kare parabolü. Tek fonksiyon deyince birisi aşağıda birisi yukarıda. Yani orijine göre simetrik. Bakın tek fonksiyon deyince orijine göre simetrik. Şöyle söyleyeyim. Mesela burada 2 yazdığımızda 2'nin karşılığı yerine yazarsak 2'ye 8 çıkacakken şurada eksi 2 yazdığımızda eksi 2'nin karşılığı ne çıkıyor? Eksi 8 çıkıyor. Ama çift fonksiyona bakın burada eksi 2 yazdığınızda iyi anlayın burayı. Karşılığı kaç çıkıyor? Eksi 2 yazarsak x yerine 4 çıkıyor. Burada 2 yazdığımızda karşılığı gene 4 çıkıyor. Yani eksi yutuyor arkadaşlarım. Böyle bir fark var. Çift fonksiyonların tamamı y eksenine göre simetrik. Tek fonksiyonların tamamı da orijine göre simetriktir. Bunları böyle bilin, bilin arkadaşlarım. Evet şimdi örneğimize başlayalım. Hadi bakalım. F çift g tek fonksiyon olmak üzere demiş. F eksi 2 5. G 4 eksi 3 olduğuna göre F 2 eksi G eksi 4 değeri kaçtır? Hadi bakalım bir uğraşın siz. Ben de bu arada çözüyorum. F çift fonksiyonmuş. Çift fonksiyonsa F eksi 2 ne eşit olacaktı? Söyleyin bakalım. Duyar gibiyim. F 2 değil mi? Çok güzel F 2. F 2 de 5 o zaman. Şimdi G 4 eksi 3 demiş. G nasıl fonksiyon? Tek. O zaman ne olacak? G eksi 4. G eksi 4 arkadaşlarım 3. Neden böyle oldu? Bakın şöyle. Bakın şurada açık açık yapayım. G eksi 4 ne eşit olmalı tek fonksiyon olduğu için? Eksiyi kusuyordu. Eksi G 4 değil mi?
G dördümüz kaç? Bakın burada var. Eksi 3. Bir de burada eksi var. Ne oldu? Artı 3 oldu. Gördüğünüz gibi G eksi 4 3 eşit oldu. Yerine yazalım F2. F2 kaç çıktı? 5. Çok güzel. Eksi G eksi 4'ü kaç bulduk? 3. Bir de burada eksi var. Yani 5 eksi 3'ten cevap ne olacaktır? 2 olacaktır. Bu da böyle arkadaşlarım. Evet, bir başka örneğimize bakıyoruz. Ne diyor örneğimiz? Aşağıdaki fonksiyonların tek veya çift olup olmadıklarını araştırınız diyor. Bakalım f r'den ve fx x artı 2 tek fonksiyon mudur, çift fonksiyon mudur, bir bakalım. Şimdi ne yapacaktık? Testimiz neydi? F eksi x'e bakacaktır. F eksi x neydi arkadaşlarım? X yerine eksi x yazıyoruz. Artı 2. Şimdi eksi x artı 2 geldi. Tamam, güzel. Eksi parantezini aldım. X eksi 2 geldi. Hayır. Gördüğünüz gibi bunun eksilisi de değil. Hiçbir şeye benzemiyor. O zaman bir fonksiyon her zaman tek ya da çift olacak diye bir kural mı var? Tabii ki değil. Yani her fonksiyon çift ya da tek fonksiyon olmak zorunda değil arkadaşlarım. Bu da mesela öyle bir örnek. Hatta bunun grafiği doğru denklem olarak düşünürseniz y eşittir x artı 2 ya. Bakın şurada grafiğini de göstereyim ben kabaca. Hemen şurada çizivereyim. Şimdi x'i 0 verdiğimiz zaman y'yi nerede keser? 2'de. Y'ye 0 verdik. X'i nerede keser? Eksi 2'de. Birleştirelim biz bunu. Birleştirelim. Bakın şöyle bir grafiği var. Gördüğünüz gibi fonksiyon fx eşittir x artı 2 fonksiyonu. Gördüğünüz gibi hiçbir şeye göre simetrik değil. Ne y'ye göre ne orijine göre simetrik değil. O yüzden bu fonksiyon ne tek ne de çift fonksiyondur. B'ye bakıyorum. F r'den ve fx eşittir x kare eksi 1 demiş örneğimiz. Bakalım x kare eksi 1 tek fonksiyonudur, çift fonksiyonudur. Hemen f eksi x'i test edelim. X yerine eksi x yazalım. Eksi x'in karesi eksi 1. Eksi x'in karesi ne yapacaktır? X kare eksi 1 olacaktır. Bak aynısı geldi. Gördün mü arkadaşım? Ne oldu o zaman? F eksi x fx'e eşit oldu. Bu fonksiyon nasıl bir fonksiyondur? Çift fonksiyondur arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, şimdi C şıkkına bakıyorum. C ne diyor? F r'den r'ye fx eşittir x küp eksi 2x diyor. Acaba bu fonksiyon tek fonksiyon mudur, çift fonksiyon mudur? Bunu test edelim. Bakalım f eksi x'imiz ne çıkacak? F eksi x, x gördüğümüz yere eksi x yazıyoruz. Bunu anlamanın en güzel yolu budur. Eksi 2 çarpı eksi x. Sonra buradan arkadaşlarım eksi olduğu için, tek kuvvet olduğu için de eksiyi kusacak. Eksi x küp eksi, bir de burada eksi var, artı 2x. Şimdi eksi parantezini alırsam eksi parantezinde x küp eksi 2x oldu. Gördüğünüz gibi karşımıza eksi fx geldi. Fonksiyon tekmiş. Bu fonksiyon tek oldu. Bu fonksiyonumuz neydi? Burada çift yazalım. Çifti. Bu fonksiyon ne tekti? Ne tek ne de çifti. Hiçbir şey değildi arkadaşlarım. Bu çift fonksiyon, bu tek fonksiyon. Peki bir alttaki örneğimize bakalım. D şıkkına bakıyoruz yani. D şıkkı ne diyor? F r'den r fx eşittir x bölü x kare artı 3. Bakın bu fonksiyon biraz daha farklı gözüküyor. Nasıl bir fonksiyon olduğunu tam kestiremiyoruz. Kesirli bir fonksiyon ama. F eksi x'e bakmamız lazım gene. X gördüğümüz her yere eksi x yazıyoruz. Unutmayın bunu. X gördüğümüz yere eksi x yazıyoruz. Eksi x'in karesi artı 3 oluyor. Burası eksi x. Bakın bu eksi yutacak. Çift olduğu için x kare artı 3. Yani ne oldu? Bakın eksi x bölü x kare artı 3 oldu. Bu da ne anlama geldi? Eksi fx oldu anlamına geldi. F eksi x eksi fx olduğu için fonksiyon ne oldu? Tek oldu arkadaşlarım. Bu da böyle. Şunu söylemek istiyorum. Eğer bu formatta olursa, mesela tabanı x kuvvetinde bir doğal sayı, tabanı x kuvvetinde bir doğal sayı, böyle yan yana dizilmiş şekildeyse, biz buna polinom fonksiyonu diyoruz. İleride eğer şu an 10. sınıf öğrencisiysen, fonksiyonları da yeni öğreniyorsan, polinomlar bundan sonraki bir konu olacağı için bilmiyorsundur. Ama bu tür fonksiyonlara polinom fonksiyonlar deniyor. Daha büyük öğrencilerimiz, polinomları bilen öğrencilerimiz bunu ne demek istediğimi daha iyi anlamışlardır. Şimdi fx eşittir x küp eksi 2x şeklindeki fonksiyonlara polinom fonksiyon deriz. Polinom fonksiyonlarda şöyle bir pratiklik var. Eğer derece, bakın burada gördüğünüz gibi, eğer derece tek sayılardan oluşmuşsa, mesela 3, 1 gibi, o zaman bu fonksiyon kesinlikle tek fonksiyondur. Mesela şuraya bir tane örnek yazayım. Bir fx fonksiyonu yazıyorum. Diyelim ki x üzeri 5, şunu düzgün yazalım. X üzeri 5 eksi 3 tane x üzeri 3 artı 4 x gibi. Bakın burada gördüğünüz gibi hepsi, kuvvetlerin hepsi tek sayı. 5 tek sayı, 3 tek sayı, 1 tek sayı. Bundan dolayı bu fonksiyon arkadaşlarım kesinlikle tek fonksiyondur diyebiliriz. Ama ben bunun yanına mesela bir de artı 1 ekleseydim, o zaman fonksiyon ne tek ne de çift olurdu. Neden mi? Çünkü bunun yanında bir x üzeri 0 çarpanı olacaktı.
x üzeri 0 kuvvet 0 olduğu için de 0 da çift olduğu için bu fonksiyon ne tek ne de çift olacaktır. Ama bu haliyle fonksiyonumuz arkadaşlar ne olacaktır? Tek fonksiyon olacaktır. Ama hepsi çift olursa mesela yazayım x üzeri 10 eksi x üzeri 8 artı 2 x üzeri 4 artı 1 mesela. Böyle olursa bakın 10 çift sayı gördüğünüz gibi 8 çift sayı 4 çift sayı ve bunun yanında da x üzeri 0 çarpanı vardır. 0 da çift sayı gördüğünüz gibi. Dolayısıyla bu fonksiyon çift fonksiyon olacaktır. Buna da dikkat edebilirsiniz. Evet, başka örneğimize bakıyoruz arkadaşlar. Ne diyor? Fx fonksiyonu tek fonksiyondur diyor. Tek fonksiyondur. Tek fonksiyonsa ne bilmemiz gerekiyordu? Tek fonksiyonsa f eksi x ne yapıyordu? Eksiyi kusuyordu. Bunu unutmuyoruz. F eksi x eksi fx eşittir arkadaşlarım. Şimdi soruda bakalım f eksi x gördüğümüz yere eksi fx yazacağız. Fx eksi 2x çarpı. Bakın burada görüyorsunuz f eksi x'imiz var. Tam buraya ne yazacağız biz? Eksi fx yazacağız. Eksi fx yazacağız arkadaşlar. Tabi şöyle parantez içerisine alayım. Eşittir x üzeri 4 eksi 2x küp artı x kare eksi 2x. Şimdi bakın bu eksiyi hemen şöyle dağıtalım. Eksi eksi çarpılsın. Fx artı ne olsun burası? 2x çarpı fx olsun değil mi? Eşittir x üzeri 4 eksi 2x küp artı x kare eksi 2x karşımıza gelsin. Tam bu noktadan sonra f2'yi sorduğu için fx'i düzenlememize gerek yok arkadaşlarım. Burada ne yapalım? X gördüğümüz her yere 2 yazalım. Bakın her x gördüğümüz yere bakın ama her x gördüğümüz yere hiçbirini pas geçmeden her x gördüğün yere ne yapacaksın? 2 yazacaksın. Bakın yazıyorum. 2 yazdım. F2 artı 2 çarpı 2 çarpı F2 eşittir. 2 yazıyorum. 2'nin 4. kuvveti eksi 2 çarpı 2'nin kübü artı 2'nin karesi eksi 2 çarpı 2. Düzenleyelim. Burası 2 kere 2 4. 4 tane F2 burada var. Bir tane burada var. 5 tane F2 gelecektir. Burası 5 F2 oldu. 2'nin 4. kuvveti 16. Buradan da 16 geliyor. 2'nin karesi 4 geliyor. Eksi 4 geliyor. Ne güzel hepsi birbirini götürdü. O zaman F2 ne oldu arkadaşlarım? 5 tane F2 0 oldu. Zaten F2 de mecburen 0 olmuş oldu. F2'nin değeri 0 çıktı. Evet arkadaşlarım bir başka sorumuza bakıyoruz. Fx fonksiyonu çift fonksiyondur demiş. Peki Fx fonksiyonu çift fonksiyonsa ne bilecektik biz? F-x ne oluyordu? Eksi yutuyordu. Fx'e eşit oluyordu. Yani soruda f-x gördüğünüz yere bir önceki soruda olduğu gibi fx yazacaksınız. Bence bu noktada videoyu durdurun lütfen. Kendiniz böyle alın kağıt kalem elinize kendiniz çözmeye çalışın. Çok iyi olur. Bakın f-x ne olacak? Fx olacak. 2fx eksi 6 tane x üzeri 4 eşittir 3x kare. Bakın şuradaki f-x yerine ne yazacağım ben? f-x gördüğüm yere fx yazacağım. Hemen yazıyorum. Eksiyi unutmuyorum. Şuradaki eksiyi unutmuyorum. Ama f eksi x yerine fx yazıyorum. Bakın yazdım. Artı 9 geldi. Şu eksi fx hemen eşitliğin diğer tarafına atalım. Bu eksi 6 tane x üzeri 4'ü diğer tarafa atalım. Bu buraya geçsin. Bu buraya geçsin. Böyle ortalık süt liman olsun. 2 fx, 1 fx de buradan gelecek. 3 fx olacaktır. Eksi 6 tane x üzeri 4'ü karşı tarafa atıyorum. 6 x üzeri 4 artı 3 x kare artı 9. Şimdi arkadaşlarım f eksi 1'i sorduğu için x gördüğüm yere eksi 1 yazıyorum. 3 çarpı f eksi 1 x yerine eksi 1 yazıyorum. 6 oldu. X yerine eksi 1 yazarsan 3 oldu. Artı 9 oldu. Şimdi düzenleyelim ifadeyi. 3 çarpı f eksi 1 6 3 daha 9 9 daha 18 f eksi 1'in değeri kaç çıkacaktır? 6 çıkacaktır. Bu da böyle arkadaşlarım. Şimdi bir sonraki soruya bakıyoruz. F fonksiyonun grafiği y eksenine göre simetriktir demiş. Y eksenine göre simetrikse fonksiyon neydi? Y eksenine göre simetrikse fonksiyon çiftti arkadaşlarım. Çift. X kare parabolün canlı. Böyle kollar yukarı. Y eksenine göre simetrik deyince aklınıza x kare parabolü gelsin. Tamam mı? Çift fonksiyon. Çift fonksiyonsa az önce bahsettim ya. Böyle polinom şeklindeki ifadelerde tabanlar x bakın. Tabanlar x, tabanlar x. Kuvvet de doğal sayıysa bakın bunlarda doğal sayı, doğal sayı. Burada da doğal sayı var. 1 var şurada bakın gizli bir 1 var değil mi? Hatta şurada sabit sayı ya bunun yanında da x üzeri 0 var arkadaşlarım gördüğünüz gibi. Eğer bu fonksiyon çift fonksiyonsa küp gibi, yani 3 gibi, 1 gibi derece barındıramaz. Tamamen çift kuvvetlerden ibaret olacaktır. O yüzden buna çok dikkat edin. Tek olanların kat sayıları 0 olmalıdır deyip yolumuza devam edeceğiz. Yani şuradaki x küpün kat sayısı 0 olmalı. Şuradaki x'in kat sayısı 0 olmalı. Hemen buradan yoluma devam edeceğim ama m eksi 2 eşittir 0 olmalı. M buradan 2. Sonra n artı 3 de bakın dikkat edin n artı 3 de 0 olmalı. N buradan eksi 3 onu da buldum.
Şimdi fonksiyonunu düzgün bir şekilde yazayım. Fx eşittir. Bakın burası 0 oldu gitti. M yerine 2 yazarsam 2 artı 1 3x kare geldi. Bu z yine 0 oldu gitti. N yerine eksi 3 yazmıştım. Bir de burada eksi var. Artı 3 oldu. İşte fx fonksiyonum arkadaşlarım gördüğünüz gibi gerçekten çift bir fonksiyon çıktı. F m artı n'i sormuş. M ile n'i toplarsam bakın f m 2 eksi 3 de n f eksi 1 geliyor. İşte f eksi 1'i de buradan yerine yazacağım. Fonksiyonum nasıl olsa deşifre oldu. Hemen yerine yazıyorum. 3 çarpı eksi 1'in karesi artı 3'ten cevap ne geldi? 6 geldi. Bu da böyle arkadaşlarım. Umarım anlatabilmişimdir. Bir başka soruya geçtik. Bakalım. Fx fonksiyonun grafiği orijine göre simetriktir diyor. Orijine göre simetrik ne demekti arkadaşlarım? Orijine göre simetrik hemen şu hareketti. X küptü değil mi? Kollar şöyleydi dikkat ederseniz. Şöyle bir şeydi. Dolayısıyla bu orijine göre simetrik deyince aklınıza neyi getireceksiniz? X küp. Yani fonksiyonun derecesinin olması lazım. Eğer polinom şeklindeyse hepsi tek sayıdan oluşması gerekir. Burada ne demiş? Orijine göre simetriktir demiş. Soruda bir de önlem var. Dikkat edin. Biraz yine arkadaşlarım yine bunu kendiniz bir uğraşırsanız yine yok isabet olur, yerinde olur. Bence yine de kendiniz bir uğraşın derim. Hadi bakalım. Bakın ben burada ne yapacağım? Orijine göre simetrik olduğunu gördüğüm için f-x yerine ne yazacağım? Orijine göre simetrikse eksiye kusturacağım. Eksi f-x yazacağım. Şimdi bakın burada f-x'in var mı? Var. Tam buraya unutmayın bakın f-x yerine ne yazacakmışız? Eksi f-x. Bak uymayın ha. Uymayın. Sakın uymayın. Tam buraya arkadaşlarım. X f-x. F-x yerine eksi f-x yazıyorum. Eksi f-x eşittir. X üzeri 4 eksi x küp artı 3x kare eksi 3x. Bakın matematik uyumaya gelmez. Küçük bir şeyi ayrıntıyı gözden kaçırırsan anlayamazsın. Tekrar dinlemek zorunda kalırsın. Dikkatlice dinle. Herkesin zamanı çok kıymetli. Bakalım şimdi 1 yazacağım yani. 1 yazınca arkadaşlarım ne oluyor? 1 yazayım. 1 çarpı f1 eksi f1. 1 yazıyorum 1. 1'in 4. kuvveti 1 eksi 1 artı 3 eksi 3. Ya baktım 0 eşittir 0 geldi. Ya hiçbir şey kalmadı ortada. Bulamadım. Ne yapacağım şimdi? Bir şey gelmedi. Buradan bir şey bulamadım. Patates oldu. Ne yapacağız o zaman arkadaşlar? O zaman biz fx'i bulmaya çalışalım. Yani ünlem ondan dolayı var. Direkt bir yazdığınız zaman hiçbir şey gelmiyor. Fx'i ortaya çıkarmanız gerekiyor. Ne yapacaksınız peki? Şuradaki fx'leri tek başına bırakacaksınız. Bakın bunun yanında bir çarpanı var biliyorsunuz. Çarpma da bir etkisiz eleman. Ben fx parantezini alacağım bunun. Fx parantezini alırsam burada x var. X'i buraya yazdım. Burada 1 var. Hemen yanında arada eksi olduğu için eksi 1 de yazdım. Fx çarpı x eksi 1 oldu. Sonra burada ne yapabilirim? Bakıyorum mesela şu ikisini bir grup, şu ikisini bir grup yaparak gruplandırarak çarpanlarını ayıracağım. Yani şurada ikisini ne yapacağım? X küp parantezini alacağım. X küp parantezini aldığım zaman burada x, burada 1 kalacak değil mi? Artı burada 3x parantezini aldım. X eksi 1 kaldı. Şimdi ne görüyorsunuz arkadaşlarım? Bak burada x eksi 1 çarpanı var görüyor musunuz? Burada x eksi 1 çarpanı var. Burada x eksi 1 çarpanı var. Hepsini taça atalım. Gönderelim arkadaşlar. Hepsi gitsin. Bu gitsin. Bu gitsin. Bu gitsin. Yani burada ortak parantez aldığınız zaman da zaten x eksi 1'ler götürecektir. Yani sonuç olarak fx ne eşit oldu? X küp artı 3x. Gerçekten de karşımıza fx tek fonksiyonu çıktı. F1 neymiş? X yerine 1 yazıyorum. 1 artı 3'ten sonuç ne geldi arkadaşlarım? 4 geldi. Umarım anlamışsınızdır. Bu soru da böyleydi arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi arkadaşlarım tek ve çift fonksiyonlar böyle. Siz tabii ki bunu daha çok geliştirmek için çok sayıda sorular, kaynaklardan böyle bol bol soru çözeceksiniz. İyice pekiştireceksiniz. Biliyorsunuz matematik soru çözerek gelişir. Ancak o zaman anlaşılır olur ve siz kendi kendinize bunu daha iyi yapacaksınız. Ben ilk hareketi veriyorum. Yine kaynaklarda da ne yapacaksınız? Bunu pekiştireceksiniz. Peki, şimdi fonksiyonlarda 4 işleme geçiyorum arkadaşlarım. Fonksiyonlarda 4 işlem nasıl yapılır? Burada başlangıçta şuna dikkat etmemiz gerekiyor. İki tane küme olsun A ile B. Bu kümelerin kesişimleri boş kümeden farklı olmak üzere fonksiyonlarda 4 işlem yapacağız. İki tane fonksiyon var. Tanım kümelerine dikkat ederseniz birisi A, birisi B. Ama bu A ile B'nin kesişimi ne olacak? Kesinlikle boştan farklı olacak. Yoksa herhangi bir işlem yapamayız arkadaşlarım. Şimdi F artı G deyince F artı G. Bakın dikkat edin gene nereden nereye? A kesişim B'den reel sayılara. F eksi G'de bakın A kesişim B'den reel sayılara. F çarpı G'de A kesişim B'den reel sayılara. Yine F bölü G'de A kesişim B'den reel sayılara. Buna çok dikkat edin. Muhakkak ikisinin ortak elemanlarından oluşacak. Peki F artı G eğer böyle bir şey varsa F artı G'yi siz nasıl yazabilirmişsiniz? F artı G'yi Fx artı Gx şeklinde yazabilirsiniz. F eksi G'yi de Fx eksi Gx. F çarpı G'yi de
fx çarpı gx şeklinde ve hatta ve hatta f bölü g'yi de fx bölü gx şeklinde yazabilirsiniz. Peki bunun yanında bir şey daha var. C bir reel sayı olmak üzere c çarpı f a'dan r'ye bir fonksiyon varsa siz şu c çarpı fx'teki c'yi sabit sayı dışarı atabilirsiniz. Yani şöyle bir örnek vereyim. Misal 2f x ile karşılaştığınızda şuradaki 2'yi dışarı atıp bunu 2 çarpı fx yazabilirsiniz arkadaşlarım. Bu demektir. Şimdi arkadaşlarım bakın bu kesişime neden çok vurgu yaptım? Şundan dolayı misal bir örnek vereyim. Bir A kümesi düşünün. A kümesinin elemanları diyelim ki 1, 2, 3 olsun. Bir de B kümesi düşünün. B kümesinin elemanları da 2, 3 ve 5 olsun arkadaşlarım. Şimdi siz şunu bulmak istiyorsunuz. F artı G1 nedir acaba? Şimdi ne yapmanız lazım? F1 artı G1'i bulmanız lazım. Bakıyorsunuz. Burada F1'in bir karşılığı olacaktır muhakkak. Bu F A'dan R'ye bir fonksiyon olsun. Değil mi? Karşılığı olacaktır. Yine bu da G fonksiyonu olduğunu düşünürsek. Bu da B'den R'ye bir fonksiyon olsun. G fonksiyonu. Bu F fonksiyonu. Sonuç olarak F1'in burada bir karşılığı olacaktır. F1 bir sayı olacaktır. Ama G1 burada olmadığı için bunu toplayamayacağız. O yüzden muhakkak kesişim şart. Bu da böyle arkadaşlarım. Umarım anlamışsınızdır. Şimdi hemen bunları pekiştirmek için bir örnekle ne yapacağız? Yolumuza devam edeceğiz. F ve G fonksiyonları veriliyor. Buna göre aşağıdaki fonksiyonları bulunuz diyor. Bakın 3F'i bulacağım. 3F nasıl bulunacak? Ne demektir 3F? F'i vermiş. 3F ne demektir? Şöyle basit bir örnek vereyim ben. Diyelim ki fx eşittir 2x artı 1 olsun. Şimdi F1 nedir burada? F1 yerine yazdık 3 değil mi? Peki 3F1 nedir? Bak 3FX'i bulacağım o zaman. Bunu 3 ile çarparsam 6X artı 3. 3F1 nedir? 3F1. 1 yazarsam ne oldu? 9 oldu. Ha. Bakın absislerde bir değişme yok. Ben X yerine yazdım. Burada 1 yazmıştım değil mi? Burada da 1 yazdım. Ama ne değişti? Ordinat bakın. Burada 3 iken ne oldu? Burada 3 katına çıktı. Görüyor musunuz? Ha. Demek ki 3F dendiğinde yapmanız gereken basit bir şey var. Absislere meze dokunma. Abside dokunmuyoruz. Ordinatları 3 ile çarpıyoruz. 3F denildiği için. 2 ile 3'ü çarparsak 6. Diğerlerinde bunu uyguluyoruz. 1 dokunmuyoruz abside. 8'i 3 ile çarpıyoruz. 24. Aynı mantıkla 2'ye dokunmuyoruz. Abside dokunma. Ordinatlarımızı 3 ile çarpıyoruz. Eksi 12. Yine 3'ü yazıyoruz arkadaşlarım. 0'ı 3 ile çarparsak gene 0 olacaktır. Gördüğünüz gibi 3F bu demektir. Aynı mantıkla hadi siz de B'yi yapın. Ben de yine yapmaya devam edeceğim. Siz de lütfen kendiniz yapmaya çalışın. G artı 3. Bakın G artı 3 G fonksiyonumuz bu. Gene siz Y'ye eklediğiniz için arkadaşlarım ne yapmayacaksınız? Absise dokunmayacaksınız. Bakın absise dokunmuyoruz. 1 aynen kalacak. Ama G artı 3 dediği için Y'ye yani 2'ye 3 ekleyeceksiniz. 2 artı 3'ten 5 olacak. Burada dikkat ederseniz 7'ye 3 ekleyeceksiniz. 7 artı 3'ten 10 olacak ama absise dokunmuyoruz. Dikkat edin çok dikkat edin. Sonra eksi 2'ye 3 ekleyeceksin ama yine absiste dokunmuyorum. Eksi 2'ye bakın buradaki eksi 2'ye 3'ü ilave edersem 1 olacaktır. Bu da böyle arkadaşlarım. G artı 3 de böyle bulunuyor. F artı G. Burada şuna dikkat etmemiz lazım. Az önce bahsettim ya. F artı G'yi bulman için kesişimlerine bakmanız gerekecek. Yani her iki fonksiyonun absislerine bakacaksınız. Ortak elemanlarından hareket edeceksiniz. Mesela burada eksi 1 var. Burada var mı? Yok. O zaman bu olmayacak. Mesela burada 1 var. Burada var mı? Evet var. Burada 2 var. Burada var mı? Yok. Burada 3 var. Burada 3 var mı? Var. Ha, yapmanız gereken hamle çok basit. Şöyle. F artı G'yi mi arıyorsunuz? F artı G 1'i bulmanız lazım. F artı G 1 nedir? 1 verirsiniz. Bakın. F 1 burada ne oluyor? Bakın bunu şöyle yazıyorum. F 1 artı G 1 demekti bu hani. F 1 nedir? 8 artı G 1 nedir? 2. 8 artı 2'den 10 oldu. Ha, demek ki yapmamız gereken hamle buymuş. Peki F artı G neyi bulacağım? Bir de 3'ü bulacağım. 3'ü bulacağım. Yazıyorum. F3 artı G3 olacak. F3 nedir? F3'e bakıyorum. 0. G3 nedir arkadaşlar? 7. Bu da 7 geldi. Sonuç itibariyle ne yapacağız? Şunu yapacağız. F artı G fonksiyonu absisi 1 olduğunda ordinatı ne bulduk? 10 bulduk. 10 yazacağız. Sonra absisi 3 olduğunda bakın ordinatı ne bulduk? 7 bulduk. 3'e 7 yazacağız arkadaşlarım. Bu da böyle olacak. Tamam. Gelelim f-g'ye. Artık f-g'yi de aynı mantıkla yapalım. f-g fonksiyonu ne eşit olacak? Bakın. Bakın ortak olanlardan bu sefer absisi 1 ya bunların. Absisi 1 olanı yazıyorum. Ordinatlarını çıkartıyorum. 8'den 2 çıkarttım. 6. Absisi 3 olan var. Ordinatlarını çıkartıyorum. 0'dan 7 çıkarttım. -7. Bu da böyle arkadaşlarım.
F çarpı G'yi de siz yapmaya çalışın. Ben gene yapmaya devam ediyorum. F çarpı G ne olacaktır? Bakın şöyle olacaktır. F çarpı G. Bu sefer apsisi 1 olanların ordinatlarını çarpıyoruz. 2 ile 8 çarptık. 16 bakın çok basit. Sonra 3'leri aynen yazıyoruz. Apsis 3. Ordinatlarını çarpıyoruz. 7 ile 0 çarptık. 0 çıktı arkadaşlarım. Bu da böyle. Hemen birazcık ben bunu böyle yukarı doğru kaydırayım. Evet. Şimdi son F şıkkına geçiyoruz. Yine bu da aynı mantıkla bakın bunu da rahatlıkla siz yapabilirsiniz ki yaptığınızdan eminim. Yine apsis 1 ordinatlarını böleceğiz. 8 2'ye böldük. 4 apsisimiz 3'tü. Apsisimiz 3 ordinatları böleceğiz. 0 7'ye böldük. 0 çıktı. Bu da böyle arkadaşlarım. Umarım anlatabilmişimdir. Evet arkadaşlarım yeni örneğimize bakıyorum. F R'den R'ye bir fonksiyon. Fx 3x eksi 4. G R'den R'ye bir fonksiyon. Gx 3x artı 2 fonksiyonlar veriliyor. Buna göre aşağıdakileri bulunuz diyor. Bakın burada dikkat ederseniz sanım kümesi x de reel sayı olduğu için kesişimi de reel sayı olacaktır. Böyle kesişimine bakmamıza falan filan gerek kalmayacaktır. F artı G deyince ne olacak arkadaşlarım? Şöyle olacak. Fx artı Gx'e eşit olacak. Fx'imiz burada nedir? 3x eksi 4 yerine 3x eksi 4 yazıyorum. Artı gx'imiz nedir? X artı 2. Aynen toplama işlemi yapıyorum. 3x'e x'i toplarsam 4x. Eksi 4 ile 2'yi topluyorum. Eksi 2. Böylece f artı g'yi bulmuş oldum arkadaşlarım. Bunu nasıl yapacağız? Bu sefer şöyle yapacağız. 2 tane fx eksi 3 tane gx. Bakın özellikleri kullanıyoruz. 2 tane fx. Fx'imiz neydi? 3x eksi 4'tü. Eksi 3 tane gx'imiz neydi? X artı 2 idi. Çok güzel. Şimdi bunları düzenleyelim. Dağılma özelliği kullanıyorum. 2 kere 3 6x, 2 kere 4 8, eksi 8, eksi 3x, eksi 6. Bakın burada da dağılma özelliği kullandım. Düzenlersem 6x'ten 3x'i çıkartırsam 3x, eksi 8 ile eksi 6'yı toplarsam eksi 14 sonucuna ulaştım. Son olarak C şıkkı, o da fx ile gx'i ne yapacağız arkadaşlar? Bir güzel çarpacağız. İsterseniz siz durdurun burada videoyu, kendiniz çarpın, sonra benimkiyle karşılaştırın. Doğru çarpmış mıyız test edelim. 3x eksi 4 ile x artı 2 çarpacağım. Dağılma özelliği kullanıyorum bakın. Dağılma özelliği kullanıyorum. Sonra bunları dağıtacağım ve toplayacağım onları. Düzgün bir şekilde yazalım şuraya. 3x ile x'i çarparsam 3x kare. 3x ile 2'yi çarparsam 3 kere 2 6x. Eksi 4 ile x'i çarparsam eksi 4x. Eksi 4 ile 2'yi çarparsam eksi 8. Düzenleyelim. 3x kare. 6x'ten 4x çıkarttım. 2x oldu. Eksi 8. Gördüğünüz gibi 3x kare artı 2x eksi 8. İnşallah siz de böyle benim gibi yapmışsınızdır. Geçiyorum arkadaşlarım bu soruyu da. Bir başka örneğimiz ne diyor? F R'den R'ye bir fonksiyonmuş. Fx x kare artı 1'miş. G de R'den R'ye bir fonksiyonmuş. Gx de 2x eksi 3'müş fonksiyonları veriliyor. Buna göre f kare artı 5g bölü f çarpı g 2 değeri. 2'deki değerini sorduğu için bunu şöyle yapacaksınız arkadaşlarım. Bu daha kolay. Bakın şöyle. F kare demek aslında f ile f'in çarpımı demek. Bakın f kare demek arkadaşlarım f ile f'in çarpımı demek. F çarpı f demek. Yani unutmayın şunu f kare x deyince aslında fx ile fx'i çarpmış oluyoruz. Buna dikkat edin. Şimdi f kare deyince f2 çarpı 2'yi koyacağım ya f2 olacak. Sonra artı 5 tane g'de 2 yazacağım. 5 tane g'de 2 yazdım. Bölü yine burada f2 yazacağım çarpı g2. Bunu böyle düzenlemiş oldum. Şimdi f2 nedir? Hemen yukarıdan bulalım. F2 2 yazınca ne geliyor arkadaşlarım? Bakın f2'yi bulalım. 2'nin karesi 4, 1 daha 5. G2'yi de bulalım şurada hemen. G2 nedir? 2 yazınca 2 kere 2, 4, 3 çıktı 1. Hemen bunları yerlerine gönderelim. F2 neydi? 5. F2 bir daha 5. Artı 5 tane. G2 kaçtı? G2 1 bulduk. Bölü. F2'yi 5 bulduk. G2 1 bulduk. Bayağı bir 5 var. Bir de var. 25, 5 daha 30. 30'u 5'e böldük. Cevabımız 6 geldi arkadaşlarım. Bu da böyle. Bu soruyu da geçiyorum. Evet bir başka örneğimize bakıyoruz. Ne diyor? F ve G gerçek sayılarda tanımlı fonksiyonlar olmak üzere. F artı 2GX eşittir 5X eksi 1. F eksi GX de X artı 3 olduğuna göre F2 kaçtır? Bakın yine bildiğimiz özellikleri kullanacağız. Bu ne demekti? FX demekti. Artı 2 tane GX demekti değil mi? Bunun anlamı buydu. Özelliğimiz bunu söylüyordu. Özellik dışına çıkmıyoruz. Bu ne demekti? F eksi G. Bu da FX eksi GX şeklinde yazılabiliyordu. Eşittir X artı 3. Şimdi ne yapalım? Bakın ben şöyle düşünüyorum. Alttakini 2 ile çarpayım. G'leri yok edeyim. Sonra taraf tarafı toplayınca zaten otomatik olarak G'ler gidecek. Bakın 2FX, 1FX de burada var. 3FX geldi burası. Bunlar birbirini götürüyor toplanınca. Eşittir.
2x gelecek buradan. 5x'e toplanınca 7x yapacak. 2 kere 3 6. 6'dan 1 çıkınca 5 yapacak arkadaşlar. Evet, 3fx karşımıza geldi. Bizden f2 istiyor. Hemen x yerine durmadan hemen f2 yazalım. F2 2 yazıyorum. 2 yazdım. Artı 5. 3 tane f2 ne geldi arkadaşlarım? 7 kere 2 14. 5 daha 19. Buradan f2 ne olacaktır? Her iki tarafı 3'e bölersem 19 bölü 3 sonucu karşımıza gelmiş oldu. Bu da böyle arkadaşlarım. Evet, şimdi yıldızlı bir örneğimiz geldi. Tam bu noktada bence videoyu durdurup bir kendiniz anlamaya çalışın soruyu. Yapamazsanız beni izleyin ve öğrenin arkadaşlar. Şimdi ne demiş? F eksi 3 6 eksi 3'ten kapalı alttan açık. 6'dan açık aralığına reel sayılara fx x kare eksi 4 olarak tanımlanmış. G'de eksi 5 ile 4 açık aralığına reel sayılara gx de x eksi 2 şeklinde tanımlanmış. Fonksiyonları veriliyor diyor. Buna göre f bölü g fonksiyonun tanım ve görüntü kümesi nedir? Tanımlı görüntü kümesini bulacağız arkadaşlar. Nedir acaba bunlar? Bunları bulacağız. Şimdi şöyle yapalım. Tanım kümesi için ne demiştim ben? Çok önemli. Çok önemli. Böyle çerçeve içerisine almıştım. Hatırlayın, hatırlayın. Bu kümelerin kesişimi olacaktı. Mesela bu A kümesi olsun. Bu da B kümesi. Tanım kümesi A kesişim B olacaktı. Şimdi F bölü G'nin tanım kümesi A kesişim B olacak. Buna çok dikkat edin. Peki A kümesi ile B kümesini ben sayı doğrusuna göstermek istiyorum. Şöyle çizeyim bir sayı doğrusu. Bunlar neler? Eksi 3 var burada. 6 var. Eksi 5 daha küçük. Onu sol tarafa göstereyim. Ama içi boş. Neden içi boş? Çünkü burası hariç. Köşeli parantez yok. Ondan dolayı içi boş yaptım. Sonra eksi 3 var. Eksi 3'ün içi dolu. Neden içi dolu arkadaşlarım? Çünkü burada köşeli parantez var. Ondan dolayı 4 var. Yine içi boş olacak. Şurada olsun mesela 4. 6 var. Gene içi boş olacak. Normal parantez olduğu için içleri boş olacak. Şimdi A kümesi eksi 3'ten kapalı 6'dan açık. Şöyle göstereyim. Eksi 3'ten kapalı 6'dan açık. Burası. Bu A kümesi. B kümesi neydi? Eksi 5'ten açık 4'ten açık. O da bakın burası şöyle. Bu da B kümesiydi. İkisinin kesiştiği yer neresi arkadaşlarım? Burası olacaktır. Bakın eksi 3'ten kapalı fakat 4'den açık olduğunu görebilirsiniz. Eksi 3'ten kapalı 4'ten açık. Yani A kesişim B kümesi eksi 3'ten kapalı 4'ten açık. Bu da bizim tanım kümemizi vermiş oluyor. F bölü G'nin tanım kümesi eksi 3'ten kapalı 4'ten açık olacaktır. Yani şöyle olacaktır. F bölü G tanım kümesi arkadaşlarım. Eksi 3'ten kapalı 4'ten açık. Şimdi görüntü kümesi nedir diyor. Şimdi bu tanım kümesinin elemanları nedir? Eksi 3 küçüktür eşittir x küçüktür 4 şeklinde yazılabilir mi? Yazılabilir. Peki ben ne yapacağım? F bölü G'yi bulacağım. Burada dikkat edin. Şurada F bölü G'yi nasıl bulursunuz? Şöyle. Fx'i Gx'e böleceksiniz. Çünkü F bölü G demek Fx bölü Gx demek. Peki Fx nedir burada? X kare eksi 4 bölü Gx ne burada? X eksi 2. Burada bir 2 kare farkı var. X eksi 2 ile X artı 2'nin çarpımı geldi. Burada da bir X eksi 2 çarpanı var. Bunlar da birbirini götürdü arkadaşlarım. Çok güzel bir sonuç geldi. Ne geldi? X artı 2 geldi. Fx bölü Gx ne oldu? X artı 2 oldu. Yani bu fonksiyon X artı 2 ne yapıyor? Her elemanı 2 fazlasına götürüyor. O zaman x artı 2'yi şuradan nasıl elde edeceğim? Ben her tarafa 2 ekleyeceğim. Bakın eksi 3'e 2 ekliyorum. X'e 2 ekliyorum. 4'e 2 ekliyorum. Böylece görüntüyü bulmuş oluyorum. Burası ne oluyor? Eksi 1 küçük eşittir. X artı 2 o da küçüktür 6. Yani eksi 1 ile 6 arasındaki sayılar olacaktır görüntü. Ama burada çok dikkatli olmanız gerekiyor. Neden arkadaşlarım? Çünkü f bölü g'yi yazdığımda f bölü g fonksiyonuna şuradan dikkatlice bakarsanız payda ne olamaz? 0 olamaz. Payda 0 olamayacağı için x 2'ye eşit olamayacaktır. Onu muhakkak dikkate almanız gerekecektir. X yerine 2 yazamadığınız için 2'nin de görüntüsü karşınıza gelmeyecektir. Yani x yerine 2 yazdığınız zaman bunun görüntüsü ne oluyor? 4 oluyor değil mi? Bakın x yerine 2 yazdın, 2 yazdın, 2 artı 2, 4 bunu sağlıyor gibi gözüküyor. Ama burada paydayı 0 yaptığı için maalesef onun görüntüsü olmayacak. Peki görüntü kümemiz nerede olacak? Eksi 1'den kapalı, 6'dan hariç ama 2 yazdığımız zaman 4 olmayacağı için 4'ü muhakkak çıkartıyoruz arkadaşlarım. Bu da böyle. Güzel bir soruydu. Umarım anlatabilmişimdir. Bu dersi de burada noktalıyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.